Merhaba arkadaşlar. Balıkesir Buse Çiçekçilik Hediyem Kapıda kanalında hoş geldiniz. Kanalımızı beğenip abone olup videomuzu beğenirseniz teşekkür ederiz. Bugünkü videomuz teraryumun incelikleri. Teraryum yapılırken nelere dikkat etmeli? Beraber teraryum yapacağız arkadaşlar. Evet, elmamız var. Teraryum yapabilmek için armutlarımız olabilir. Açık fanusumuz olabilir. Elmanın boyutları değişik olabilir. Bunun gibi birçok materyalle beraber teraryumumuzu yapacağız. Teraryum yaparken arkadaşlar dikkat edilmesi gereken birkaç tane konu var. Bunlardan ilki başlayalım isterseniz beraber teraryum yapmaya. Teraryum yaparken önce teraryum yapacağımız kabın altına bir miktar taş koymamız gerekiyor. Bu taş ne işe yarıyor? Bu taş su olduğu zaman, gerçi çok fazla sulamaya gerek yok ama teraryumumuzu suladığımız zaman toprakla suyun bağını kesmek için kullanılıyor. Üzerine toprak koyduğumuzda, bakın şöyle taşını koyduğumuzda, şöyle toprak koyduğumuzda bu toprakla arkadaşlar sulandığı zaman toprağın çamur olmasını engelliyor. Şöyle bakın altında gördüğünüz gibi taşımız orada. Su koyduğumuz zaman, çok fazla sulandığı zaman suyumuz şeyin altında kalıyor. Önce teraryumumuzu aldığımızda arkadaşlar boş fanusumuzu, hangini yapacaksak ona göre, şöyle küçük elmamız var. Yine en küçük boyda. Onun bir boy büyüğü elmamız var. Armutumuz var. Daha büyük boy elmalar olabilir. Daha büyük boy armutlar, fanuslar olabilir. Bunun gibi yapabiliriz. Şimdi biz hazırladık. Bugünkü günümüzü teraryum yapmakla yapacağız. Dediğim gibi elmamızı aldım. Küçük elmamızı aldığımızda bu küçük elmamızın dibine biraz taş koyuyoruz. Sula bağlantısını kesmesi için. Taşımızdan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi toprağımızı yerleştiriyoruz. Evet, burada da gördüğünüz gibi. Toprağımızı yerleştirdikten sonra seçeceğimiz bitkiler geliyor. Hangi bitkileri seçmek istiyorsak onlara bakalım. Seçeceğimiz bitkiler daha fazla su isteği az olan kaktüs veya sukulent türü bitkiler, büyümesi yavaş olan bitkiler seçersek böylelikle hem teraryumumuz çok uzun ömürlü olur hem de yaptığımız işten daha büyük tad alırız. Şimdi bitki seçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar seçtiğimiz bitkiler daha çok su tutma özelliği olan bitkiler. Mesela bu dikensiz kaktüs olabilir. Şöyle bir kaktüs olabilir. Şöyle bir kaktüs olabilir. Sukulent olabilir. Bunlardan bir tanesini ekebiliriz. Ekeceğimiz bitkinin boyutları da teraryumumuz için önemli. Şimdi ekeceğimiz bitkilerle de başlayalım, devam edelim. Evet, bugün şimdi şeyimizi yapalım. Şu elmamızı yapalım. Arkadaşlar buna biraz daha toprak koyarsak iyi olacak. Şöyle birkaç boza daha toprak ilave edelim. Evet, bu o küçük elmanın bir büyüğü olduğu için bunda çalışmak biraz daha rahat, elimizle şey yapabiliyoruz. Rahat girebiliyor. Ama diğerlerinde, en küçük elmada biraz daha zor oluyor. Birazdan bir sonraki videoda onu da yapabiliriz. Şöyle dekoratif bir taş var. Bunu bizde bulabilirsiniz. Bu taşla şöyle içine hem farklı bir görüntü oluşturuyor. Hem de bir dekor için şöyle de koyabiliriz. Bakın arkadaşlar, böyle de koyabiliriz. İki şekilde de olabilir. Şöyle de olabilir. Evet, böyle bırakalım. Gelin biz şöyle koyalım. Evet. Bunu, taşımızı koyduktan sonra arkadaşlar şu kaktüsü ekelim buna. Hoppa.
Şöyle bir üstünde yapalım. Toprağımızı. Şimdi arkadaşlar köklerini böyle biraz bırakalım ki bunun çok şey yapmasın. Ekeceğimiz yeri şöyle hafif elimizle açıyoruz. Kaktüsümüzü, sukulentimizi içine koyup yerleştirip elimizle toprağını bastırıyoruz. Şimdi bize bunları yaparken ufak materyaller kendinize kendiniz için belirli materyaller sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şöyle bir kaşık yardımıyla köklerini oturtturabiliriz. Şimdi biz diyoruz ki biraz daha toprak koyalım. Bundaki benim şu anda aklıma gelen planlı bir şey olmuyor. O anki ruh halinizle göre arkadaşlar bu teraryumun içine bizim için kendimiz için siz tabii ki planlı bir şeyler yapabilirsiniz. Kendinizin düşündüğünüz bir şey yapabilirsiniz ama ben genellikle o anki ruh haline göre o anki olan şeye göre yapıyoruz. Bugün sabah biz bir doğa yürüyüşü yaptık. Videosunda paylaştık. O doğa yürüyüşünden topladığımız materyallerimiz var. Yosunlarımız var. Şimdi bu yosunlardan kullanalım biraz da. Şöyle yosunumuzdan bir parça alıp arkadaşlar şöyle arka taraflara takalım. Şimdi bu doğal yosun, kaya yosunları uzun süre özelliğini kaybetmeden duruyor. Aynı zamanda nem de tutuyor. Nem tuttuğu için hem bitkinin uzun süre yaşamasını sağlıyor. Aynı zamanda da güzel bir bence dekoratif bir görüntü sağlıyor. Yeşil olması. Evet. Şöyle doğa yosunumuzu koyduktan sonra biraz da aynı yosunumuzdan sağ tarafa koyalım arkadaşlar. Şöyle onu da yerleştirdikten sonra arada bir boşluk bırakarak buraya farklı bir şey yapmak istiyorum ama bakalım. Bunlar bizim şu anki yaptığım benim bugün 10-15 tane teraryum yapmayı hedefliyoruz. Bugün, yarın, bu hafta. Bunda genellikle şu an gelen konsept Sevgililer Günü konsepti olacak. Ama her günü de olabilir. Şimdi arkadaşlar bunun altındaki şuraya şöyle bir kumla beraber bir dere konsepti verelim. Şuradan şöyle. Evet. Ormanların yeşilliklerin içinde. Evet. Deremiz oldu. Şimdi gördüğünüz gibi hazırladık. Konseptimiz yavaş yavaş oturmaya başladı. Buna yeşil çalıştık. Şimdi yeşil bir şeyler bulalım arkadaşlar. Evet, materyaller olarak arkadaşlar şöyle yosunlarımız var. Farklı yosunlar. Bunlardan kullanabiliriz. Bir tane köprümüz, bir köpeğimiz, bir de hiç ayrılmayan çiftimiz var. Bunun içine bunları koyacağız. Şöyle gördüğünüz gibi yeşil, mavi ve sarı ve kırmızı 4-5 renk şeyimiz var. Burada gördüğünüz materyallerimiz.
birçok var. Evlerimiz, civcivlerimiz vesairelerimiz, bakın gördüğünüz gibi birçok materyalimiz var. Evet arkadaşlar, şimdi bunları içine nasıl yerleştiriyoruz onlara bakalım. Şimdi önce arka taraftan başlayalım arkadaşlar. Yosunumuzu şöyle taşın arkasına, hem taşın arkasındaki görüntüyü kapatıp hem de o güzel oraya bir ekstra renk katmak için arkadaşlar yosunumuzu koyalım. Şöyle yosunlarımızı. Evet, yosunlarımız koyuldu. Şimdi köprümüzü şöyle yerleştirelim. Köprümüzün hemen yanına şöyle evimizi koyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları yapmak bir hayli şey. Ve evimizin yanına şöyle küçük bir can dostu koyalım arkadaşlar. Can dostumuzu koyduktan sonra şöyle kaşlı çiftimizi şey yapalım. Buna ilave olarak arkadaşlar 3-4 tane de kalp koyalım. Evet arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi genç şey olduğu için, sevgililer günü olduğu için şöyle bir obje yine şuraya arka plana yerleştirebiliriz. Küçük şöyle kalpler koyabiliriz. Can dostumuz bizim. Şöyle kalpler dediğim gibi suyun içinde olabilir. Şimdi şöyle can dostumuz kedilerimizi de şöyle, fazla da içerisini boğmak, böyle çok doldurmak hoş olmuyor arkadaşlar. Şöyle bakın, teraryumumuz hemen hemen hazır gibi arkadaşlar. Buyurun. Evet, güzel şeyimiz var, elma teraryumumuz gayet şık bir şekilde, bakım olarak da çok zor değil. Bu evin yanına bir tane daha bitki de ekilebilir arkadaşlar. Tek bitki de olabilir. Bunlar kaldırılıp obje yerine bitkiler de konulabilir. Böyle. Şimdi bugün bu diğer teraryumları da yapıp bitirelim. Arkadaşlar, sizin de sormak istediğiniz, aklınıza takılan şey olursa veya paylaşmamızı istediğiniz video olursa Balıkesir Buse Çiçekçilik Ediyem Kapı'da kanalı sizlere elimizden geldiği kadar biz şey yapıyoruz, video çekmeye çalışıyoruz ama biz günlük videolarımızı çekiyoruz. Bakın, sularken de yine arkadaşlar şöyle nemlendirmemiz çok az, yeterli bitkimizi. Bu kadar nem yeterli. Bunu da 15-20 günde bir defa yeter. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video çekiminde ve her konuda bize yardımcı olan İsmet Bey. Evet. Kanalımıza. Kanalımıza buyurun, hoş geldiniz. Hayırlı. Bekleriz. Olsun.